Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Rabia Öztürk konuğum. Bugün hayvanlar üzerine konuşacağız. Genellikle de hayvanlar ve insanlar arasındaki ilişkinin sevgi temellerini yoklamaya çalışacağız. Rabia hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Yalın? İyiyim, çok iyiyim sen? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Peki, bakalım güzel bir konuşma olacağını umuyorum bugün. Umuyorum, güzel şeyler konuşacağız çünkü. Evet, senden de bunu bekliyoruz zaten. Şimdi sana ilk sorunu yöneltiyorum o zaman hemen. Hazırım. Tamam. Şimdi dinliyorum. Senin Patiye bir adını verdiğin bir uygulaman var. Evet. Ve bu uygulamayla hayvanlarla insanlar arasında bir bağlantı kuruyorsun ve evet, hayvanları sahiplendiriyorsun. Böylece barınaklarla ilgili de yine bir projem var. Burada evet, da yine sahiplenmeyle ilintili bir başka projen daha var. Bu iki projede de ortaklık sahiplenme üzerine. Evet. Hayvanları sahiplenmek sence ne anlama geliyor? Hayvanları sahiplenmek aslında onların bir doğası var. Evet, bunu bir kabul ediyoruz. Onların doğası, doğada kendi başına yaşayabilirler, hayatlarını devam ettirebilirler. Mutlular ve insana çok ihtiyaç duymuyorlar aslında doğalarında. Fakat artık yüzyıllarca öyle evrimleştik ki, biz de evrimleştik, onlar da evrimleşti. Artık şehirlerde kendi halinde yaşayabilecek durumda değiller. Doğalarını elinden aldık. Onlardan artık rahatsız olmaya başladık. Onlarla birlikte aynı şehirde yaşamak istemiyoruz. Sokaklarımızı, mahallemizi onlarla paylaşmak istemiyoruz. Onları görünce çığlığı basan bir kesim var. Ben sokağımda istemiyorum bu hayvanı diye. Ne oluyor? Bunlar daha sonra toplanmaya başlıyorlar. Belli bir alanlarda yaşamaya zorlanıyorlar. Yaşam şartları zorlaşıyor. Yemek bulamıyorlar, ekmek bulamıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Aslında bize ihtiyacı olmayan, kendi başına hayatını sürdürebilecek olan hayvan insana muhtaç hale geliyor. Hmm. Artık bize muhtaç bir hayvan haline geliyor ve sakatlanıyorlar. Engelli olanları var. Yaşamı diğerlerine göre daha zor olan var. Yaşama şansı daha düşük olanlar var. O yüzden artık bize ihtiyaç çoğaldığı için, biz de onları sevdiğimiz için ne yapabiliriz? Elimizden tek gelen şey onları himayemize alıp bir tanesini de biz kurtaralım, bir tanesini de sen kurtar, birini de sen al diyenler var. Hepsini birlikte toplu kurtarmaya çalışan, hepsi için hayatını adayanlar da var aynı zamanda. Ama sahiplenmek artık hayvan seven birisinin elinden gelen tek şey, onları bir tanesinde ben kurtarayım diyebileceği ve vicdanını rahatlatabileceği bir şey aslında. Hmm, yani bayağı sevgi odaklı ve daha çok merhamet bağlamında yapılan bir eylem gibi yani. Hayvanın kendi iyiliği için yapılan bir eylem gibi o zaman. Evet, tabii ki. Senin tasarımında. Peki bu sevgiyi tanımlama şansımız var mı? İnsanlarla hayvanlar arasındaki sevgiyle insanlar arasındaki, insan ve insan arasındaki sevgide bir farklılık oluyor mu sence? Bana sorarsan bende oluyor. Çünkü neden? Bana diyorlar ki neden insanlara yardım etmiyorsun bu kadar? Neden hayvanlara bu kadar daha ön planda tutuyorsun? Aslında benim sevgim evrensel. İnsanı da çok seviyorum, hayvanı da çok seviyorum. Ama hayvanın bana daha çok ihtiyacı var sadece. O derdini anlatamıyor ve özellikle Türkiye'de hayvan çok dışlanıyor. Bir hayvanın hayatta kalması Türkiye'de çok zor. Şartları çok zor. Çok kötü şeyler görüyoruz. Sevilmiyorlar, itiliyorlar, dışlanıyor, aç bırakıyorlar, işkence görüyorlar, zevk için öldürülüyorlar. Ben insanı seviyorum, insanı da seviyorum ama hayvanı da seviyorum ama hayvana daha çok sahip çıkmak zorundayım. O yüzden onu böyle daha merhametle kucaklamak istiyorum. O yüzden ona yöneliyorum. Aslında ikisini de, yani hayvanseverlerin çoğu insanı da sever. Bazı istisnalar hariç ama asıl onların bize daha çok ihtiyacı var. O yüzden hayvanlara biz yöneliyoruz. Peki hayvan sevgisi dendiğinde genellikle bizim kamuda gördüğümüz hayvan sevgisi veya yöneltilen sevgi kedilere ve köpekler oluyor. Demin konuştuklarından yola çıkarak söylüyorum bunu. Kentte kalan hayvanlar genellikle kedi ve köpek oldukları için ve onların başına kent dolayımında pek çok kötü şey geldiği için mi sevgi kedilere ve köpeklere yöneliyor? Şunun için soruyorum bunu. Benim uzun zamandır kavramakta bir miktar güçlük çektiğim bir şey var. O da şu. Hayvan sevgisi olarak nitelendiğinde kedilerin ve köpeklerin diğer hayvanlar aleyhine bir kayırılması söz konusu mu? Şundan soruyorum yine. Sonuçta cansız hiçbir şey yiyemiyoruz. Ve kediler ve köpekler de doğal olarak canlı şeyler yemek zorundalar. Onların kentteki varlıklarını sürdürebilmesi için başka hayvanların feda edilmesi de gerekiyor bu anlamda. O zaman belki de buna hayvan sevgisi değil de kentte başıboş kalmış kedi ve köpek sevgisi mi diye demeliyiz. Çünkü diğer hayvanların da aleyhine gelişiyor.
Senin değindiğin nokta çok hassas, bir üzerine uzun uzun tartışılması gereken bir konu aslında. Bunu ben de düşünüyorum. Birçok hayvansever de hem düşünüyoruz bunu, hem mantıklı buluyoruz aslında. Yani bir köpek maması yapılıyor ve içinde hayvansal gıda var. Bir hayvan var yani içinde. Köpeği beslemek için hayvansal bir şey, ya yine bir hayvanı tüketiyoruz. Evet, burada çoğu hayvansever kendimizle ilgili çelişkiye düşüyoruz. Besleyebilenler, yapabilenler sadece artık yemek toplayarak yapabiliyor veya işte sütle ekmek karıştırıyor. Başka yemekler yapmaya çalışıyor ama bununla başa çıkılamıyor maalesef. Bir yerde şeye yenik düşüyorsun. Sisteme yenik düşüyorsun ve beslemen gereken 200 tane köpek var. Ve o mamayı almak zorunda kalıyorsun. Aslında hiçbirimizin içine sinmeyen bir durum. Çoğu hayvanseverle de bunu konuşuyoruz. Başka ne yapabiliriz diye. Yapmaya çalışıyorsun başka şekilde ama bir yerde yenik düşüyorsun ve yine gidip o mamayı almak zorundasın. Çünkü çok fazla hayvana bakıyoruz. O zaman buradaki sevgiden şöyle bahsedebilir miyiz? Bu doğaya yönelik bir sevgiden çok kentli olmaya yönelik bir sevgi. Çünkü kentte hangi hayvan varsa ona yöneliyor. Demek ki coğrafi olarak ve kültürel olarak bir ayrım var. Yani odaklanılan yer kentin kendisi, dışarısı değil. Böyle diyebilir miyiz? Hayır, böyle diyemeyiz. Çünkü neden? Kentte yaşıyorum. Hayvan severim, bir şeyler yapmak istiyorum ve kentteki hayvana, en yakınımdakine yardım edebiliyorum. Çünkü gözüm onu görüyor ve onun ihtiyacı olduğunu gördüğüm için ilk ona adım atıyorum. Eğer ben onları halledebilirsem, kentteki hayvan sorununu çözersek biz mesela, bir sonraki adıma geçebiliriz. Ama önce en yakınımızdaki, mahallemizdeki, sokağımızdaki hayvanı doyurmak zorunda kalıyoruz. Oradan oluyor bu problem. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi Avrupa'ya gidiyoruz hepimiz sıkça mesela. Hı hı. Orada bir kedi köpek yok. Hatta kedi çok nadiren denk geliyor. Bak şimdi bu da ilginç. Kedilere 40 yılda bir görünce tabii ilgimi çekiyor Avrupa'da. Pisi pisi dediğimde kedilerin hiçbiri bakmıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hayvanların kentteki yaşamı kadar hayvanla insan arasında kurulan iletişim de bana kültürel gibi geliyor. Pisi pisi sadece Türkiye'deki kedilerle çalışan bir mesele olduğuna göre burada kedi ile Türk insanı arasında kurulmuş bir örtük sözleşme var anlamına geliyor. Evet. Birincisi, neden Avrupa'da sokakta kedi köpek yok? İkincisi, kültürel yaklaşım kentin dışına da taşabilir mi? Neden Avrupa'da kedi köpek yok? Onlar bu problem demeyeceğim, bu konuyu çok uzun zaman önce çözmüşler aslında. Nasıl başarmışlar? Toplu, bunu hani zor söylüyorum biraz ama toplu şekilde ölümler yaparak Avrupa'da mesela sokakta bir hayvan buluyorsunuz. Takip ettiğim ve öğrendiğim kadarıyla alıyorlar köpeği, korumaya alıyorlar. 3 gün içinde sahibi çıkmazsa eğer köpeği gaz odasına götürüyorlar ve öldürüyorlar. Ya bizim gibi böyle barınaklarda tutalım, çoğaltalım, besleyelim gibi bir sistem yok. Onlar bunu çok önceden, belki 60-70 yıl önceden çözmüşler ve artık o yüzden hiç köpek yok ortalıkta. Sokakta bir köpek gezmiyor onlarda. Alıyorlar köpeği. Eğer kimse sahip çıkmazsa köpeği 3 gün içerisinde veya 1 hafta içerisinde ölüyor köpek. Güncelde var mı bu uygulama yoksa eski o tek parti dönemlerinde mi vardı? Şu an hala devam ediyor. Yani ben şeyler izliyorum. Dodo falan var, belgeseller. İşte sahibi çıkmazsa öldürülecek falan, gidiyorlar köpeği falan kurtarıyorlar, alıyorlar. Hala hani o küçük şeylerde izliyorum videolarda. Hmm. Öldürüldükleri için yoklar yani evet. Sokaklarda. Felaketmiş. Evet yani. Tabii ki o yüzden sordun ya, Allah dedim ben şunu nasıl cevaplayacağım. Şimdi şunu aklıma getirdi Rabia söylediklerin. Osmanlı'da da böyle bir sorun var. Ve Osmanlı'da da köpekleri toplayıp bazen adalara daha bırakıyorlar. Daha 2 gün önce o haberi izledim. Öyle mi? Tekrar repeat ettim. Bir sosyal medya platformunda çıktı. O 80 bin adet köpeği Osmanlı döneminde Fransa'ya parfüm sektörüne denek olarak toplamışlar aslında. Fransa biz gelip alacağız köpekleri demiş. O 80 bin köpeği hayırsızlığı o yüzden koymuşlar aslında. Hmm, ilginç. Bunu bilmiyorum. Hayvanlar orada ölmeseymiş de zaten denek olacaklarmış. Hani denek olamadan ölmüşler mi? Yani iyi ki ölmüş mü diyorsun orada? Yani artık kişinin bakış açısına bak, bağlı. Bak bu da ilginç. Peki 80 bin köpek orada açlıktan mı ölüyor? Tabii. Açlık ve susuzluktan ölüyor. Bırakıyorlar kendi haline hepsini. Güçlü olanlar önce güçsüz olanları yiyor. Sonra ikinci alfalar birbirlerini yiyor. Sonra bitiyorlar. Şimdi 2 tane mesele ele almış olduk. Aslında 3 tane mesele. Birincisi kent ve doğa farkında hayvanlara insanın yaklaşımının nasıl değiştiği. İkincisi kültürel olarak nasıl değişti, yani farklı coğrafyalarda nasıl değişti. Üçüncüsü de tarihsel olarak nasıl değiştiği üzerineydi. Peki sence sürekli olarak yere ve zamana göre değişen bu ilişki türünün
bir evrensel olması gereken türü var mı? Evrensel olması gereken türü, evrensel sevgiye sahip olmamız gereken tür aslında. O da nasıl? Aslında bu şeyden de bahsetmek istiyorum. Kent ve doğadaki hayvan sevgisinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi değişen bir şey var farkındaysan. Artık şehirlerde eskiden hepimiz şey büyüdük. Sokağımızın bir köpeği vardı bizim. Yani okul çıkışında bir köpeğimiz vardı, mahallemizde bir köpeğimiz vardı. Biz hep öyle büyüdük. Yani 2-3 tane o bir karabaşı vardı yani her sokağın. Şimdi farkındaysan köpekler yok sokaklarda. Ne oldu? Çünkü yapılaşma arttı şehirlerde. İnsanlar bizim şehir sokakta var vallahi var mı evet, hala? Suadiye'de o zaman yaşıyorum ben Suadiye'de ama. Yaşadığınız için vardır herhalde. Çünkü oralar yani yine de en şanslı yerler, yine hayvan olan yerler. Ama genel olarak baktığında %80 olarak azaldı bu. Ne oluyor? İnsanlar artık şehirde yaşıyor ve sokağında köpek istemiyor. Parkında köpek istemiyor. Bahçede istemiyor. Ormana gidiyor. Hani pikniğe ormanda yaşayan köpek onu da istemiyor. Ne oluyor bunların hepsini belediyeler nasıl bir çözüm buluyorlar? Alıp toplu halde alıp uzağa atıyorlar köpekleri. Hep farkındaysan 200-300 köpek orada, 300 köpek bir yerde. Edirne'de bir yere gidiyorum, 500 köpek var. 400 kilogram ama 5 dakikada bitiyor falan. Artık böyle manzaralar var. Neden? Artık kentlerde ve şehirlerde eskiden hayvanlarla birlikte yaşayabilen insanlar zaman içerisinde değiştiği için, bakış açıları da değiştiği için yaşadığı yerde hayvan görmek istemiyorlar. Artık değiştik yani bu konuda. Eskiden birlikte yaşayabiliyorduk. Birlikte de yaşayabilmeliyiz hala aslında. Ama nedense herhalde tam şehirli mi olduk? Türkiye batılılaşmayı anca bu konuda başardı yani öyle mi? Bu konuda başardık. Evet sokaklarda köpek yok ama hani senin dediğin gibi Avrupa'da sokakta köpek yok ama başka bir yerde de yok. Bizde sokakta yok ama başka bir yerdeler ve orada işte ölen ölüyor, kalan kalıyor. Hayvanseverler de kendi başına oradakileri yaşatmak için bir savaş veriyor aslında. Türkiye'de artık hayvanseverlik bu durumda. Şimdi Suadiye'de işler şöyle, ilginç yani. Sokak köpeği çok sayıda olduğu gibi neredeyse her evinde bir köpeği var. Bu yüzden Bağdat Caddesi'ne veya sahile yürümeye çıktığımda sürekli olarak köpek gezdiren insanlarla evet, karşılaşıyorum. Evet. Bayağı popüler görünüyor. Bunda şöyle bir şeyin geçerli olduğunu düşünüyordum şimdiki konuşmamıza kadar. Yani bilmiyorum bundan sonra senin söyleyeceklerine göre belki başka bir şey düşünürüm. Yalnızlık hissini gidermek ve sevgisizlik hissini gidermek için. Çünkü genellikle bizim yaşlarımıza yakın, benden daha genç olanlar da köpek gezdirmekle beraber daha çok biraz daha yaşını almış kişileri bu köpeklerle iletişimde görüyorum. Ve onlara karşı büyük bir sevgi duyduklarını görüyorum. Aynı şekilde köpekler de onlara karşı görüyor. Yani bir işte kafeteryaya girdiğinde, bir restorana girdiğinde, o dışarıda beklerken gözleriyle istisnasız bütün hareketlerini izliyor. İşte en ufak bir şeyde hemen tepki vermeye çalışıyor. Çok uzaklaşırsa havlıyor çünkü bağlanıyor oluyorlar onlar. Şimdi böyle bir durumda insanlar kentin içinde duvarlarla birbirlerini yalıttıklarında geriye kalan duvarın içine alabileceği herhangi bir can olsa bile sevgisini ona aktaracağı bir şeye mi dönüşüyor? Yoksa köpek veya kedi insandan daha öncelikli sevilebilir bir şey. Köpek veya kedi bana göre ya aslında şöyle cevaplayacağım. Artık hepimiz eskisi kadar sosyal insanlar değiliz. Yani topluma bakıyorsun. Herkes daha kendi kabuğuna çekilmiş, daha kendi evinde. Yani buradan belki 30-40 yıl önce belki babalarımız, annelerimiz zamanı işte komşuculuk vardı. Herkes birbirine komşuya giderdi, mahallede oturulurdu. Herkes çok sosyaldi ama gitgide yalnızlaştık evet. Hayvan sevip hayvan bakabilecek duruma gelmek için de insanın algısının belli bir noktaya ulaşması gerekiyor. Şimdi işte genç, hayatı çok hareketli, düşünceleri çok hızlı, hani çabuk tüketen o dönemdeki bir insan bir durup da böyle bir hayvan sevgisine yoğunlaşabilecek durumda pek olmuyor. Olsa da çok nadir oluyor. Ama belli bir yaştan sonra artık algın değişiyor, bakış açın değişiyor ve bir hayvanın sana ne kadar iyi geldiğini anlayabilecek kadar bir sakinleşiyorsun, bir rahatlıyorsun. O yüzden aslında belli bir yaştan sonraki insanlar onu tercih edebiliyor. Çünkü o algıya yeni yaklaşabiliyoruz. Ben de mesela çok daha farklıydı ama çoğu insanda genelde belli bir yaştan sonra gelişen hayvan sevgisi farklılaşan bir şey. Çoğu insan hayvan seviyor uzaktan, belli bir yaştan sonra daha fazla sevebiliyor, yaklaşabiliyor, dokunabiliyor, onunla iletişimini anlayabiliyor enerji olarak. Sebebi ben öyle düşünüyorum belli bir yaştan sonra olmasının. İkincisi hayvan daha mı çok sevilebilir insandan bir şey demiştin. İnsan artık insanı biraz fazla yoruyor. İnsan ilişkilerini arkadaşlar birbirlerini fazla yoruyorlar. Ben de biraz aslında o kafada bir insanım. Bana bir çiftlik ver.
benim diyorum ki ya bir çiftliğim olsun, 5-6 tane böyle kedim köpeğim olsun, 10 tane köpeğim olsun. Ben gerçekten bir kere de bir çıkıp da bir arkadaş falan şu anda bile aramıyorum. O zaman bitiririm herhalde insanla ilişkimi. Çünkü bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Hayvanın insana, kedi ve köpek, evde kedi ve köpekle ben öyle bir video çekmiştim. Birlikte yaşamanın insana kalp hastalığından, tansiyondan, anksiyeteden, uykusuzluğa kadar birçok şeyde aslında çok pozitif etkileri var. Bu İnsanın bu kadar pozitif etkisi yok yani. Ondan emin değilim tabii. Neden biliyor musun? Yani söylediklerinin muhtemelen sevgiyle bir ilintisi var. İnsan her zaman onaylanmak istenen, sevilmek istenen, hem de bunları koşulsuz olarak hissetmek isteyen bir varlık. Evet. Ve, sana mutluluk hormonu salgılatıyor. Sen mutluluk hormonu salgılamak için antidepresan içiyorsun, alkol alıyorsun, çikolata yiyorsun. Ve arkadaşlarına çok çok güzel bir şey yaşaman gerekiyor o hormonu salgılamak için, ama hayvanla birlikte iletişim kurduğunda onun enerjisi sana bildiğin mutluluk hormonu salgılatıyor. Peki Rabia, şöyle bir şey sorsam sana. İnsanların belli bir yaştan sonra yaşadıkları olgunlukla beraber hayvanlarla daha iyi iletişim kurduklarını ya da onları daha çok sevebildiklerini söylemiştin. Peki sence dünyanın evriminde böyle bir şey var mı? Tarihin evrimi içerisinde tıpkı normal bir insanın evriminde olduğu gibi hayvanlar bir yerden sonra daha mı çok sevildiler, daha mı az sevildiler, yoksa pek bir değişiklik olmadı mı? Şundan soruyorum. Kentlileşme oranı ve kentleşme oranı arttıkça kentteki hayvanların durumu da farklılaşacağı için tarihsel bir farklılık olmalı gibi. Şöyle bence tarihin ilk zamanlarında, aslında ilk çağlarda hayvanlar keşfedildikçe, hayvanları insanlar kullanabildiklerini keşfettiğinde hayvanlar sadece araç olarak kullanılıyordu. Çünkü makine yok ve her şey sadece insan gücüyle olduğu için hayvanlara çok ihtiyaçları vardı insanların. O zamanlar sadece araç olarak kullanıyordu. Yüzyıllar geçtikçe aslında yüzyıllar sonra dost olabildiler. Hayvanları evcilleştirdiler, kendilerini arkadaş yapabildiler. Ona bir çağ sonrasına geliyorum. Aslında bize yaklaşıyorum. Şu yaşadığımız dönemin bir öncesinde aslında herkes birbiriyle dostu, hayvanlarla insanları daha çok kabul ediyordu. Daha iyiydi aramız bence. Fakat şimdi hayvan sevgisinde biraz bencilleştik. Yani kendi köpeğim, tamam benim köpeğim, ben aramayayım, ben mutluyum kendi köpeğimle. Ama başka, yani diğer şeyleri biraz böyle göz ardı ettik. Şu an öyle. Herkesin evet evde bir köpeği var. Ben ona da katılmıyorum. Yani hayvan seviyor olmak kendi köpeğini çok seviyor olmak değil. Ben görüyorum, kendi çok seviyor kendi hayvanı, ölüyor. Hani kıyafetleri var, onun kuaförü var, özel randevuyla gidiliyor falan. İnanılmaz bir bebek var orada. Kendi hayvanlarına karşı bencilleşti artık insanlar sadece. Peki sence evrensel planımız ne olmalı hayvanlarla ilişkimiz bağlamında? Olması gereken, yani bu ahlaki bir soruya dönüyor. Şimdiye kadar var olanı betimlemeye çalışıyorduk. Tarihsel olarak şöyle, kentsel olarak böyle, coğrafi olarak böyle, insanın yaşı olarak böyle. Peki bir de şimdi olması gerekeni tartabilir miyiz? Ahlaki bağlamı nedir? Yaşanılan problemlerin hepsinin genel bir sorunu var. Sevgisizlik. Yani artık eskiye göre çocuklar belki daha sevgisiz büyüyorlar. Aileleri daha az zaman geçiriyorlar. İşte bakıcılarla büyüyorlar. Anne baba çalışıyor, anne baba stres içinde. Ailenin bir durup da bir çocuğuna hayvanı sevmesi gerektiğini, hayvanlar arası iletişim kurması gerektiğini anlatamıyor belki de eskisi gibi. Köylere gitmiyoruz. Hani herkes artık köyünden uzak. Eskiden çocuklar bir köye giderdi. Orada bir hani bir hayvanla aşırı neşir olurdu. Bunların hepsini büyük resme baktığın zaman aslında sevgisizlik var. Hayvan sevgisinin eksikliği var. İnsan sevgisinin eksikliği, doğa sevgisinin eksikliği var. Yani evrensel olarak bu nasıl düzelebilir? Çocuklardan başlayacağız tabii ki. Belki çok klasik gelecek sana bu konuşma ama mesela ben bir kitap yazıyorum. Çocuklarla hayvan sevgisi arasındaki iletişimle ilgili. Yani çocukluktan olmazsa olmuyor. Bu çocuklar sevgiyi öğrenecek, hayvan sevmeyi öğrenecek ki büyüdüğü zaman hayvanlar için faydalı olabilecekler, hayvanlara zarar vermeyecekler, onlarla birlikte yaşamayı öğrenecekler, hayvan sorunlarına çözüm bulabilecekler. Yani bu hayvanları öldürelim diyen bir nesil olmayacak. Ne yapabiliriz bunlar için deyip böyle vicdanı bir sızlayan bir nesil olması gerekiyor ki biz ancak o zaman düzelebiliriz. Yoksa ben burada Rabia olarak ben burada kendimi savaş vereyim. Orada Ayşe kendini savaş versin. Tek tek olacak bir şey değil. Bütün olarak bakış açımızın. Belki devlet büyüklerinin bir şey yapması gerekiyor. Devlet büyükleri çok sevecek, gösterecek, örnek verecek ki insanlar onu bilinçaltına işleyecek. Evet ya, hayvanları biz de sevmeliyiz. Mahallemizde kalabilirler. Benim çocuğum bir köpeği sevebilir bakış açısının bilinçaltının insanlara yerleşmesi gerekiyor.
Şimdi İngilizce'deki bu animal sözcüğü, hayvana denk gelen sözcük anima kökünden geliyor. Anima can demek. Evet. Ruh değil ama can. Hatta animasyon oradan geliyor. Canlandırma, anima, animasyon. Şimdi can taşıyan bir varlığın hakları da olmalı diye düşünüyoruz hepimiz. Tabii peki ki. Bu meselede onlara hangi hakkın belirleneceği hayvanların bir sivil toplum örgütü olamayacağı için kendilerinin dile getiremeyeceği bir şey. Ve bu senin gibi sivil toplum örgütlerinde bir şekilde hayvanların haklarını korumaya çalışanlar tarafından isteniliyor. Evet. Peki sence hayvanların hakları temel olarak ne olmalı? Birinci hakkı yaşamak olmalı. Hayvana zarar vermek, hayvanın canını kastetmek, hayvanı öldürmek suç sayılmalı. Hiç kimse elini kolunu sallaya sallaya rahat rahat bir hayvanı kalkıp zevki için, keyfi için öldürememeli. Yaşam hakları olmalı kesinlikle. Yani benim en temel istediğim şey onlara zarar vermenin suç sayılması. Bir çekincesi olmalı insanların. Şimdi bizim yeni yasayla böyle bir şey var mı? Yasa bu konuda şöyle 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Fakat o da hakimin veya işte savcının kararına göre 3 yıldan üst olmadığı için düşürülüp para cezası da çevrilebiliyor. Yine yani şeyde kalıyor. Çok netleştirilemedi o yüzden. Anladım. Yani çünkü verilen ceza süresi 3 yıl olduğu için 3 yılın altı cezalarda düşürülebiliyor. Hani işte para cezasına veya bir daha yaparsan işte ikinciye ceza alacak gibi konulara açık. O sebeple tam net bir ceza şu an hala ortada yok. O yüzden bu yeni yasa hayvanseverleri hiç mutlu etmedi. Takım olmak, birliktelik bizde. Dünyanın her yerine desteğimizi götürmek bizde. Zor olanı gerçekleştirmek, tutku, heyecan, istek bizde. Biz yeni nesil. Haydi Filenin Sultanları. Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye sizinle. BTC Türk, yeni neslin yanında. Peki Rabia, hayvanların sahiplenilmesinden hep bahsettik ama hayvanların bir de bir meta gibi alınıp satılması da söz konusu. Yani sadece sahiplenme değil, aynı zamanda satın alınmaları ve satılmaları da söz konusu. Şimdi yeni yasada satın almanın ya da satmanın önüne geçiliyor mu? Bu birincisi. Bir de ikincisi, hayvan haklarının satılmaya karşı bir şey olması, eğer evrensel bir kural olsaydı, o zaman kuzuların, ineklerin de satılması askıya alınması gerekmez miydi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, zaten bu yüzden işte başka konular işin içinde olduğu için tam Türkiye'de bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılamıyor maalesef. Orada bir karışıklık oluyor. Orada bir düzenleme yapılamadı henüz. Pet shoplarda Türkiye'de şu an bir satış yasak değil. Satış yasağı yok. Fakat belediyeler kendileri isterlerse eğer o kendi bünyelerinde izin vermiyorlar. Mesela Kuşadası Belediyesi bu konuda bir örnektir bildiğim. Pet shoplarda hayvan satışını yasakladı. Kuşadası'ndaki pet shoplarda hayvan satışı olmuyor. En son Beşiktaş Belediyesi de yasakladı. Onu da takip ettim. Belediyeler kendileri inisiyatiflerinde yasaklayabiliyorlar bunları. Umarım... Senin yaklaşımın nasıl peki? Hayvanlar alınıp satılabilir mi sence? Ya da yapılmalı mı böyle bir şey? Şöyle, bazı insanlar var gerçekten para vermediği bir şeye değer vermiyor. Yani bedavaya alıyorsa onu iki gün sonra sıkıldığı zaman atabiliyor. Maalesef böyle bir insan var, evet. O insanların değerini bilmesi için bir bedel ödemesi gerekiyor belki. Onu bir ayrı yere koyuyorum ama bunları da parayla satıyoruz diye hayatları boyunca damızlık olarak küçücük kutularda tutulan, hayatı boyunca sürekli doğum yaptırılan, leş gibi yerlerde mikrop içinde yaşayan, dışarı çıkarıyorlar, size bir köpek getiriyorlar ama onun öncesinde çok kötü bir dram var. Böyle hayvanlar da var. O yüzden bunun önüne geçmek için evet, kesinlikle yasaklanmalı. Peki bu yasak o zaman şöyle mi olacak? O zaman yeme içme ya da bir üretim aracı olarak... Besi hayvanı ayrı tutulacak maalesef. Yani besi hayvanları ayrı tutulacak. Diğer hayvanlar ayrı tutulacak. Kedi, köpek, kuş, tavşan. Çok ilginç. Konu dönüp dolaşıp kentte yaşayan hayvanların imtiyazlı kılınmasına geliyor. Evet. Neden böyle? Konuşmayı da böyle açmıştık zaten. Evet, böyle kapatalım. Ama işte bu yani bir besi hayvanı diye bir gerçek var ve onun önüne geçilemiyor. Yani Türkiye'de hayvancılığın bitirebileceği mümkün mü? Böyle bir şey olamaz.
O sebeple hep aslında hayvan hakları yasası da bu yüzden hep gecikti. Hep bu yüzden işte önüne başka engeller çıktı. Çünkü besin hayvanları da işin içine giriyor bir şekilde. Orada bir şey yapılamıyor, ayrıştırma yapılamıyor. Hep o yüzden aslında zorlanıyor biraz da yasanın çıkması. Demek ki bayağı ince bir ayar gerekiyor. Av belki hayvanları var daha. Belki farklılaştırılması gerekiyor. Evet, av hayvanları da zaten son dönemde bayağı bir tartışma konusu evet, oldu. Evet, av yasağı çıkmıyor. Bu sefer hayvan öldürmek cezaysa av hayvanlarını nasıl izin verecek devlet? Orada da bir çelişki yaşıyorlar kendileriyle. Yasanın çıkmasına engel olan şeylerden birisi de avcılık. Son soruyu soruyorum o zaman. Bu konuda sence nasıl bir ayrıştırma yapılmalı? Neye göre sınıflamalılar? Ve hangisine ne regülasyon gelmeli? Besin hayvanı için bir şey söyleyemiyorum. Onu hani bitirmek mümkün değil Türkiye'de. Av hayvanı, avcılık kesinlikle yani sürekli ben her şekilde karşıyım. Bütün sosyal medya hesaplarımda da sürekli avcılara karşı hani propagandalar yapıyoruz aslında küçük çapta kendimizce. Diğer tarafa gelince diğer yani aslında o da sınıflandırma da çok zor. Yani ne hayvanı diyeceksin değil mi? Yani evde besleme hayvanı mı, sokak hayvanı mı? Hani orada gerçekten bir ayrıştırma yapmak zor. Onun bir ismini koyamıyorum şu anda. Evcil hayvanlar olarak sınıflandırabiliyorum sadece. Evcil hayvanlarda da kesinlikle satış yasaklanmalı. Yasalarda da evcil hayvana zarar vermek, mala zarar vermenin dışına çıkmalı. O bir can olarak görülmeli. Tamam. Rabia... Gönlümden geçen bu. Bilmiyorum. Onu sormuştuk zaten. Rabia çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Güzel ben şeyler söylediğinize. Yalın. Önümüzdeki programda başka bir konukla, başka bir konuyla yine Yalın Altay'la Yada'ya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.